Koronavirüs salgınında son durumu, normalleşme adımlarını, aşı ve ilaç çalışmalarını Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sinan Çavun'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Duygu Hanım. Şimdi normalleşmeye yönelik tartışmalara dair fikirlerinizi soracağım ama öncelikle karşımızdaki tabloyu bir değerlendirmenizi isteyelim. Ne durumdayız ve sürecin olumlu olumsuz yönleri nasıl yönetildi? Buyurun lütfen. Evet, dünya genelinde baktığımızda şu anda tam 6 milyon insan, 6 milyon üzerindeki insan koronavirüsle mücadele ediyor ve şu anda aktif hasta sayısı 3,5 milyondan fazla. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam tüm dünya için. Ve Türkiye için de sonuçta dün açıklanan rakamlardan sonra yaklaşık 31.600 aktif vaka var. Yani halen sonucunu bilemediğimiz vaka sayısı mevcut. Ve ölüm sayısı maalesef 4.500'ü geçmiş durumda. Bu da gösteriyor ki virüs hem ülkemizde hem dünyada halen aktif bir şekilde yaşamaya devam ediyor. İşte dünkü verileri de Sağlık Bakanımız açıkladı. Yaklaşık 980 yani binli rakamlarda son birkaç haftadır halen her gün yeni 1.000 adet hastamız sağlık sistemine tedavi olmak amacıyla başvuruyor. Bu normalleşme esasında normalleşme kelimesini bu anlamda kullanırken normalleşme kelimesinin normale dönmek olarak algılanmaması gerekiyor. Çünkü şunu çok iyi altını çizmek gerekiyor. Normalleşme ancak bir aşının bulunması veya çok etkin bir tedavinin keşfedilmesi veya virüsün tamamen tüm dünyadan temizlenmesi durumunda artacak kullanabileceğimiz bir kelime. Ama şu anki tabloda asla salgın öncesi normal hayatımıza dönemeyeceğimizi en azından şu aşamada herkesin bilmesi gerekiyor ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Bunu daha detaylı rica edeceğiz sizden ama biraz belki gözlemlerinizi aktarmanızı isteyelim. Hastanelerden gelen bilgiler vardır muhakkak size. Gözlemleriniz nedir şu anki duruma dair? Evet, şu anda maalesef halkımız dediğim gibi bu normalleşme kelimesini sanki virüs işi bitmiş, salgın normale dönmüş, artık günlük normal hayatımıza dönebiliriz şeklinde algılamaya başladı. Bu bence en tehlikeli nokta. Normalleşme adımları demek belki daha doğru olur terminoloji anlamında ve bu normalleşme adımlarının step step gideceğini ve her bir stepte belli bir mesafe alacağımızı halkımıza iyi aydınlatmak, iyi açıklamak gerekiyor. Çünkü direkt normalleşme dendiği zaman sanki virüs dediğim gibi salgın bitmiş, herkes normal yaşayabilir gibi konuşuluyor. Asla böyle bir yanılgıya düşmememiz gerekiyor. Halen virüsün bulaştırıcılık özelliği ve öldürücülük oranları halen aynı şekilde devam ediyor. Herhangi bir bulaşıcılık anlamında veya öldürücülük anlamında herhangi bir virüste mutasyon henüz bilimsel anlamda kanıtlanmış bir mutasyon yok bu anlamda. O yüzden halen ve halen toplu yaşadığımız yerlerde, işe gittiğimiz zaman, toplu taşıma araçlarında koruyucu ekipmanların kesinlikle kullanılmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yine hijyen kurallarına kesinlikle ve kesinlikle riayet etmemiz gerekiyor. Ben örneğin Cuma günü bir markete gittiğimde oradaki çalışanları özellikle bu tür ortamları gözlemlemeye çalışıyorum. Yaklaşık 10 çalışan vardı ve 10 çalışandan maskesini doğru bir şekilde kullanan yalnızca bir kişi vardı. Bu tür kullanım görüntüleri maalesef bende ve sağlık çalışanlarında birazcık endişe yaratıyor. Dediğim gibi halkımızda sanki olay bitmiş, bundan sonra yavaş yavaş normale döneceğiz gibi bir algının olmaması gerekiyor. Dediğim gibi işte daha dün açıklanan rakamlar yeni 1.000 adet hastamızın varlığından bahsediyor. Sonuçta her gün binli rakamlarda yaklaşık 2-3 haftadır bu binli rakamlarda devam ediyor ve biz bu kadar sert önlemlere rağmen bu binli rakamlar devam ediyor. Ama Haziran 1'den sonra bu gevşemeyle birlikte belki de bu binli rakamlar yine 2.000'lere, 3.000'lere yavaş yavaş artma durumu söz konusu olabilir eğer Sağlık Bakanımızın yine sık sık vurguladığı gibi gerekli korunma önlemlerine uymazsak.
Tam da bu noktada peki siz bu normalleşme adımları için erken olduğunu düşünüyor musunuz? Normalleşme gerekiyor. İki bakımdan gerekiyor. Bir, tabii ki ekonomik anlamda gerçekten özellikle küçük esnaf çok zor durumda. Yani onu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Sonuçta belli bir yaşam standardı için belli bir ekonomik girdinin olması gerekiyor. Ve özellikle yaşlılarımız için de psikolojik açıdan gerçekten halk yıprandı. Yani kolay bir süreç değil. 3 aydan beridir sürekli eve kapanmak, hiçbir sosyal ortama gitmemek, hiçbir dışarıdaki insanlarla temas etmemek insanlar için psikolojik anlamda da ekstra bir takım negatif anlamda olumsuz getirileri olacaktır. Ve yine diğer hastalıklar da sonuçta devam ediyor. Yalnızca biz koronavirüsü tedavi etmiyoruz. Sonuçta kanser vakaları, bir takım kardiyolojik vakalar, bir takım akciğer vakaları da yine toplumda görülmeye devam ediyor. Ve bu sosyalleşmenin bir an önce sağlanması ve hiç değilse kısmen normal hayatımıza dönmemiz bu bakımdan da değerli. Ama burada işte normal hayata dönerken en çok dikkat etmemiz gereken konu Sağlık Bakanlığı'nın mesela açıkladığı bir takım protokoller var. Gerek uçaklarda veya ulaşımda, gerek kafelerde, gerek iş yerlerinde. Bu protokollerin harfiyen uygulandığının denetlenmesi gerekiyor. Bence en önemli konu bu. Yani yalnızca protokolü açıklayıp hani biz protokolleri açıkladık, siz buna uyun demek birazcık çok fazla iyimser olabilir. Bazı çünkü sonuçta halkımızın bilinç düzeyindeki seviye farklarına göre o protokollere uyanla uymayan veya uygulayanla uygulatmayan kesimler olacaktır. Bunun eşit bir şekilde ve toplumun tüm kesimlerinde harfiyen uygulanabilmesi için tek önemli koşul devlet birimleri tarafından çok sıkı bir denetim mekanizmasının oluşturulması ve bu denetim mekanizması esnasında bu kurallara uymayanlara çok sert cezaların uygulanması bence kesinlikle şart. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni dalga uyarıları da geliyor bir yandan. Bir yandan aşı ve tedavi çalışmaları var. Buna dair sizden bilgi isteyelim ne aşamada? Tedaviyle ilgili olarak hepimizin bildiği gibi şu anda Dünya Sağlık Örgütü ve FDA'nin onayladığı tek bir ilaç var. Remdesivir adlı bir ilaç. Bununla ilgili klinik çalışmalar pozitif anlamda sonuçlandı ve bu pozitif gelişmelerden sonra resmi anlamda ilk onay alan ilaç durumuna geldi Remdesivir. Bu Remdesivir yanında dünyada yine birçok ülke ki bizim ülkemiz de buna dahil hidroksiklorokin ve favibaramir dediğimiz bir antiviral ilaç yine tedavide etkin bir şekilde kullanılıyor. Bir takım çalışmalar hidroksiklorokinle ilgili bazı olumsuz çalışmalar da bu arada bilimsel dünyada tartışılmaya başlandı. Tabii çalışmalar, bilimsel çalışmalar çok farklı aşamalarda ve çok farklı ülkelerden geliyor. Bu anlamda yapılan tedavinin hastanın hangi aşamasında verildiği, hangi yaş grubunda verildiği, hangi yandaş hastalık grubunda bunların verildiği gibi bir takım keskin detayların çok net bir şekilde anlatılması, açıklanması gerekiyor. Bu anlamda bir ilaca yalnızca kötü demek veya tek başka bir ilaca bu ilaç mükemmel demek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hastalığın hem kendi içerisinde çok değişik bir seyri var, hem de hastalığın yandaş hastalarla birlikte ortaya koyduğu klinik tablo çok farklı görüntüler ortaya kayabiliyor. O bakımdan bu anlamda yapılan bilimsel çalışmaların çok iyi irdelenmesi, çok iyi ele alınması ve hangi ilacın hangi aşamada kullanılacağının çok iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Biz en azından Türkiye için, Almanya da keza bu durumda, dünyada COVID-19'la iyi mücadele eden ülkeler içerisindeyiz. Bu anlamda demek ki bizim sağlık çalışanlarımızın sahada yapmış oldukları bu ilaç tedavi uygulamalarının kısmen doğru olduğunu gösteriyor. Tabii bizim ülkemizin bu anlamda bir avantajı, biz yıllardan beri zaten sağlık kesiminde sağlık çalışanları olarak çok yoğun tempoda çalışan bir çalışan grubuyuz. Sanki deyim yerindeyse sürekli bir pandemi halinde
iş gibi çalışıyoruz. Hı hı. Sürekli acillerimiz çok yoğun, sürekli aile hekimlerimiz çok yoğun tempoda çalışıyor. O yüzden bu pandemi esnasında bizim hekimlerimiz gerçekten aslında bilindik bir ortamda yeniden çalışmaya başladı. Hatta pandemi dolayısıyla diğer vakalar daha hani ciddi olmayan vakalar acillere ve hastanelere gelmediği için esasında bu süreçte bizim hekimlerimiz eskiye nazaran daha rahat ortamda çalışmaya başladılar. Hasta sayıları o anlamda daha düştü. Bu da belki de bizim tedavideki başarımızın önemli kilit noktalarından birisiydi. Ve keza yine Almanya ile birlikte, Almanya'da beraber yoğun bakım yatak sayılarımızın özellikle bu anlamda sıkıntı çeken İspanya, İtalya, Brezilya, şu anda Amerika gibi ülkelere göre yoğun bakım yatak sayılarımızın yine iyi olması kısmen bu COVID-19 salgınıyla bir nebze olsun mücadele anlamında bize güç verdi diyelim. Aşı çalışmalarına gelecek olursak ki bu salgının bence bitmesi için gereken tek nokta orası. Aynı bir gribal enfeksiyon gibi hani yıllık olarak geçirdiğimiz bir gribal enfeksiyon var. Ve biliyorsunuz her yıl özellikle belli bir yaş grubundaki insanların bu grip aşısının olması istenir. Bu aşamada bu COVID-19 için de bir aşı nihayet olarak ortaya çıktığında ve tüm dünyaya yaygın olarak bu aşıya ulaşabildiğinde ve kullanabildiğinde bence o zaman artık belki de salgın için evet artık salgın kontrol altında, evet artık biz normalleşebiliriz, artık biz eski hayatımızda kısmen olarak dönebiliriz diyebiliriz. Aşı çalışmalarında şu anda yaklaşık 10 farklı ülkede çeşitli aşamalarda çalışmalar var. Bunlardan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de ve yine Almanya'da 3 çalışma, bir de İngiltere'de 4 çalışma, diğerlerine göre biraz daha ileride aşamada ve faz 2 aşamasını tamamlamak üzereler. Hı hı. Bu da yaklaşık olarak bu yılın sonuna doğru veya en geç 2021'in başında bir aşıya inşallah kavuşacağız anlamına geliyor. Ve dediğim gibi bence bu COVID-19'un son bulması için nihai nokta bir aşının bulunabilmesi. Sinan Bey çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Duygu Hanım.